Herkesin, herkesin, herkesin. O da aynı. Derdim Mangeli. Hadi eyvah eyvah. Bangöre TV ana haberden hepinize mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Güne ilişkin öne çıkan sıcak gelişmeleri aktarmak ve paylaşmak üzere birlikteyiz. Önemli gelişmeler var. Yine Türkiye gündemindeki dolar ve altındaki yükseliş kamuoyunda moral bozukluğuna yol açarken diğer taraftan stokçuların fırsatçılığı bir başka moral bozukluğuna neden olan unsurlardan sevgili izleyiciler. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin her gün farklı bir takım senaryolarla karşı karşıya olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Ve bütün bunlara karşı insanların daha çok sabırlı olması gerektiğini altını çizmek lazım. Tabii ki sabırlı olun talimatlarını bize karşı tuzu kurular çok daha fazla savunmaya başlıyor ama neye karşı sabırlı olacağımızı bizler doğru bilgilenmeliyiz. Yani biz oynanan oyunlara karşı doğru bilgi sahibi olmalıyız. Aksi halde oynanan oyunlar ve senaryolara karşı ciddi problemler yaşanacağı kaçınılmazdır. Türkiye'de kamuoyu çok sabırla, metanetle durumu akıllı bir şekilde gözlemlediğini düşünüyorum. Benim kendi intibalarım bu yönde. İşte bugüne ve yarına yansıyabilecek ihtimaller arasında çok önemli gelişmeler var. İlk haberimizi Türkiye'nin gündeminde stokçular var başlığıyla vereceğiz sevgili seyirciler. Karabük merkezli 50 ilde bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Türkiye'nin gündeminde stokçular var. Temel gıda maddelerinden elektronik eşyalara kadar birçok kalemde ürün fırsatçılar tarafından stoklanıyor. Otoparkında. Özellikle otomobil sektöründe ÖTV gibi birçok alanda fırsatçılar yatırılmasına rağmen piyasada sıfır araç bulunamıyor. Görülmekte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda halkı mağdur eden stokçuların üzerine kararlılıkla gideceğini açıklamıştı. Bu kapsamda fırsatçılara yönelik operasyon başlatıldı. Ekipler otomobil stokçularına yönelik 50 ilde harekete geçerek operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Karabük merkezli 50 ilde bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tüm dünyada etkisini gösteren cip krizi ve stokçular yüzünden fırsatçılar da harekete geçti. Hasar kaydı yapılmayan ağır kazalı araçlar ince tamirin ardından yollara sürülmeye başladı. Bu iş için oluşturulan sosyal medya sayfalarında neredeyse 4 tekeri kalmış araçların bile binlerce liraya satıldığını görüyoruz. Dikkatlerinizi bu noktaya çekiyoruz sevgili izleyiciler. Tüm dünyada etkisini gösteren çip krizi ve stokçular yüzünden fırsatçılar harekete geçti. Hasar kaydı yapılmayan ağır kazalı araçlar ince tamirin ardından yollara sürülmeye başladı. Bu iş için oluşturulan sosyal medya sayfalarında neredeyse 4 tekeri kalmış araçların bile binlerce liraya satılıyor. Trafik sigortası olmayan ve ağır hasarlı olduğu için perte çıkması gereken araçlarını kayıt dışı tamir ettirenler, araçları alanların hayatlarıyla oynuyor. Araç fiyatlarının artmasıyla birçok hasar kayıtsız aracın tamir ettirilerek piyasaya sürüldüğünü aktaran oto ekspertizleri araç alacakları uyarıyor. Sosyal medyada oluşturulan sayfalarda satışa çıkarılan araçların %80'inde hasar kayıtsız yazıyor. Yürür durumda olmayan araçların fiyatları 60 bin liradan 150 bin liraya kadar çıkarılabiliyor. Bazı araç sahipleri özellikle tek taraflı kazaya karışan araçlarını sigorta şirketlerine bildirmeyip
tamir ettirmeden satıyor ya da tamir ettirip ikinci el piyasasında hasarsız araç fiyatına satıyor. Bu gibi durumlarda araçların ağır hasarlı olup olmadığını ekspertizlerde ortaya çıkarıldığını ifade eden yetkililer tam kapsamlı rapor istenmesi gerektiğini belirtiyor. Ağır hasarlı araçları sadece vatandaşlar değil, sigorta şirketleri de satıyor. Aile hekimlerinin grevi vatandaşı mağdur etti sevgili seyirciler. Aile hekimleri 15 Aralık Çarşamba günü çalışmıyoruz. Tüm dünyadaki doktorlar ödüllendirilirken bize ceza yönetmenliği verdiğiniz için gerekçesiyle iş bıraktılar. Aile Hekimleri Derneği Federasyonu iş bırakma eylemi sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşı mağdur etti. Detayları izliyoruz. Aile Hekimleri Derneği Federasyonu iş bırakma eylemi sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşı mağdur etti. Doktorlar grevde bu ilacımı yazmadılar. Aile hekimleri 15 Aralık Çarşamba günü çalışmıyoruz. Tüm dünyadaki doktorlar ödüllendirilirken bize ceza yönetmeliği verdiğiniz için gerekçesiyle işi bıraktılar. Van'da da bunun örneklerini görmek mümkün. Van'da hizmet veren 1 no'lu, 3 no'lu ve 19 no'lu sağlık ocakları bunlardan birkaçı. Aile hekimleri yaptıkları bu grevle sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşı mağdur ettiler. İnsanlar ölecek. Doktora grev yapmasa insanlar ölecek, perişan olacak. Allah kabul etmez. Günde 3 sefer zam geliyor. 3 sefer. Sabah, akşam, öğle. Zam geliyor. Biz de mağduruz. Perişanız, ne yaparım? Vallahi ben kartlama klinik hastasıyım. Evime bile ekmek götüremiyorum. Allah da bilir. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan pandemi nedeniyle vakaların ve ölümlerin devam ettiği bu süreçte aile hekimlerinin hak mücadelesi gerekçesiyle iş bırakmaları vatandaşlar tarafından sorumsuzluk olarak değerlendirildi. Sevgili izleyiciler, şimdi Milletvekili Abdullah Arvas ve Van Belediye Başkanlarının Ankara temaslarını ekranlara getireceğiz. Bakan Sayın Barank'ı ziyaret ettiler. Ziyaret sonrası ne tür açıklamalar oldu? Van için gelişmeleri sizler için paylaştılar. AK Parti Van Milletvekili Abdullah Arvas ve belediye başkanlarının Ankara temasları devam ediyor. Milletvekili Arvas ve beraberindeki Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ve Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Arvas, Van'da özellikle işsizliğin çözümü için üretim ve istihdam odaklı projelerin görüşüldüğünü, bunun yanında kente katma değer sağlayacak yatırım tekliflerinin istişare edildiğini söyledi. Cazibe merkezleri destekleme programları kapsamında altyapısı tamamlanan Erciş Organize Sanayi Bölgesi'nde 24 firmaya yer tahsisi yapıldığını dile getiren Arvas, fabrika inşaatlarının da devam ettiğini belirtti. Arvas, Van'ı üretim üssü ve istihdam kapısı haline getirecek, ilimiz ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayacak, kentimiz ve sanatkarlarımız için önemli olan ve bugüne kadar büyük fedakarlık yaparak proje çalışmalarını tamamlanan Tuşba Küçük Sanayi, Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi ve Van Mermer, Mermerit, Suni Mermer ve Taş Süslemeciliği Küçük Sanayi sitelerinin 2022 yılı yatırım programına alınarak söz konusu projelere kaynak aktarılmasını talep ettik dedi. Van'da yatırım, üretim ve istihdam oluşturmak, katma değer sağlamak, hemşerilerimizin refah düzeyini arttırmak için belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarımızla seferberlik içindeyiz diyen Arvas şöyle devam etti. Belediye başkanlarımız bütün imkanlarını zorlayarak tekstil atölyeleri kurarak iş ve aş imkanı sağlıyor. Devam eden ve planlanan projelerin tamamlanmasıyla birlikte Van'da yaklaşık 20 bin kişiye iş imkanı sağlanmış olacaktır. Bu çabalarımıza destek veren projelere finansal katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Milyonların nefesini tutarak beklediği son asgari ücret toplantısı için açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder konuya dair bir açıklama yaptı.
çalışmaların hala devam ettiğini belirten Önder, toplantının tarihinin Bakanlık Basın Müşavirliği'nin duyuracağını söyledi. Öte yandan asgari ücrette 4. ve son toplantı olan 2022 için net zam ve maaş rakamının ortaya çıkacağı zirve öncesi asgari ücret prim dopingi yolda söylentileri asgari ücret çalışanlarını umutlandırdı. İş ve TİSK arasında da belli şeyler var, itirazlar var. Hem Türk İş'in hem TİSK'in itirazları var. Milyonların nefesini tutarak beklediği son asgari ücret toplantısı için açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder konuya dair bir açıklama yaptı. Çalışmaların hala devam ettiğini belirten Önder, toplantının tarihinin Bakanlık Basın Müşavirliğinden duyurulacağını söyledi. Öte yandan asgari ücrette 4. ve son toplantı olan 2022 için net zam ve maaş rakamının ortaya çıkacağı zirve öncesi asgari ücret prim dopingi yolda. Düzenlemeye göre asgari ücrete hazine desteği gelirken bu sene 2022 maaşını arttıracak, işverene maliyet düşecek, vergi diliminde değişiklik olacak ve AGİ ile SGK priminde de destek artacak. %14'lük SGK priminin %5'e düşürülmesi de asgari ücret son toplantısında masada olacak. Yapılması öngörülen düzenlemeler gerçekleşirse bir dizi iyileştirme ve işvereni rahatlatıcı çalışma ile asgari ücrette 2022 maaş zammı istenen ölçülere çıkarılırken istihdam sağlayıcının da yükü artmamış olacak. Formül gerçekleşirse asgari ücrette SGK primi %9'a düşecek. Hükümetin de teklifi uygun görmesi halinde SGK primi %14'ten %9'a düşecek. İşverenden %6, işçilerden de %3 prim kesilecek. Asgari ücrette %35 ila 40 arasında zam yapıldığı takdirde işçinin cebine ayda net 250 lira fazla para girecek. İşverenin de işletme maliyeti düşecek. Van Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Zahir Kandaşoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kandaşoğlu, ülkede yaşanan kur artışından dolayı tüm sektörlerin zor günler geçirdiğini ifade ederek bu ekonomik sıkıntıdan kurtulmanın tek çözüm yolu asgari ücretin tüm vergilerden muaf tutulmasıyla olur dedi. Ülkemiz için hem özellikle Van Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Zahir Kandacıoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kandacıoğlu, ülkede yaşanan kur artışından dolayı tüm sektörlerin zor günler geçirdiğini ifade ederek bu ekonomik sıkıntıdan kurtulmanın tek çözüm yolu asgari ücretin tüm vergilerden muaf tutulmasıyla olur dedi. 2021 yılının genel anlamda tüm sektörler için kötü bir yıl olarak geçtiğini ifade eden Kandacıoğlu, özellikle koronavirüs pandemisinin tüm dünyada olumsuz etkilere neden olduğunu söyledi. Türkiye'yi koronavirüsten çok kur artışının etkilediğini vurgulayan Kandacıoğlu, bizi en fazla etkileyen, ülkemizi zor durumda bırakan bu kur artışıdır. Bu kur artışı ülkemizin bütün ticaretini etkiliyor. Çünkü ülkemizde petrolümüz, doğalgazımız yok. Bu da ülke ekonomisinin yaklaşık %50'sini götürüyor. Petrol ve gaz kur bazında olunca haliyle bu tür sıkıntılar oluyor. Çünkü her şey petrole bağlı. Çünkü aldığımız her şeyin nakliyat kısmı var. Dolayısıyla günde 3 kez petrole zam yapılınca bir fiyat istikrarı sağlamak da zor oluyor ifadelerini kullandı. Şu anda 7'den 70'e herkesin tek konuştuğu şeyim yapılan zamlar olduğunun altını çizen Kandacıoğlu, 1 TL zam geliyor, adam 5 TL yapıyor. Kendi kafasına göre herkes zam yapmaya başladı. Bu gidişat sıkıntılıdır. Buna bir çözüm bulmak lazım. Bütün siyasi partilerin bir araya gelmesi lazım. Bu tür durumlarda siyasi partilerin birbirini eleştirmeyi bırakması lazım. Kürsüde hakaret etme zamanı değil, böyle zamanlarda bütün siyasi partilerin bir araya gelmesi ve ciddi bir komisyon kurmaları lazım diye konuştu. Bu ekonomik sıkıntıdan kurtulmanın tek yolunun asgari ücretin tüm vergilerden muaf tutulmasıyla gerçekleşeceğinin altını çizen Kandacıoğlu, asgari ücret 4000 TL olsun veya 4500 TL olsun ama vergi dışı kalması lazım. Asgari ücret vergi dışı kalırsa hem tüccar esnaf rahat edecek hem de asgari ücretle çalışan işçiler rahat edecek dedi.
Evet, Zahir Bey güzel söylemiş. Bugün kavga etme zamanı değil, bugün birlik olma zamanı. Bugün insanların birbirine sarılma zamanı. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunlardan, krizden mutlaka birlikte kurtulabiliriz. Ama birileri muhalefet etmek adına ya da birileri ben iktidarım, her şeyi yaparım demek adına bu ülkeyi ihtiraslarına heba edemez, etmemeli. Birlikte kucaklaşarak, birlikte güzel düşüncelerle bu kriz sürecini yönetebilir ve kurtulabiliriz. Sevgili izleyiciler, Van-İran arasında küçük çaplı ticaret yapan ve gündelikçi olarak adlandırılan işportacı ve küçük esnaflar, gümrük kapısından alınan ücretler ile yol giderlerinden yakınıyor. Gündelikçiler özellikle COVID-19 test ücretini yüksek bulduğunu söylüyor. Van-İran arasında küçük çaplı ticaret yapan gündelikçi olarak adlandırılan işportacı ve küçük esnaflar, gümrük kapısından alınan ücretler ile yol giderlerinden yakınıyor. Gündelikçiler özellikle COVID-19 test ücretinin yüksek olduğunu söylüyor. Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıl kapalı kalan Van-İran arasındaki sınır kapıları iki ülke yetkililerinin ortak kararı ile Ekim ayında açıldı. Bu kapılardan biri de daha çok Van'ın esnaf, turizmci ve tüccarlarını ilgilendiren Kapıköy sınır kapısı. Kapıköy sınır kapısı henüz araç geçişlerine açılmadığı için İran ile ticaret daha çok gündelik alışverişler şeklinde yapılıyor. Bu nedenle her gün sınır kapısında gündelikçi yoğunluğu yaşanıyor. Turizmciler bir süre önce yaptıkları açıklamayla pasaport işlemleri sadece iki peronda yapıldığı için gündelikçi yoğunluğu nedeniyle programlarında aksamaların meydana geldiğini ifade etmişti. Ancak turizmciler kadar gündelikçiler de sınırda ve İran tarafında olup bitenlerden yakınıyor. Aynı gün geri dönmek koşuluyla İran'a giderek eşya satın aldıklarını belirten gündelikçiler, "Alışveriş için gidiyoruz ama kiloyla alıyoruz. Çünkü kota var. Ne alırsak alalım toplam 20 kiloyu geçmemeli." dedi. Evet, özellikle İran konusunda, sınır kapılar konusunda birikim sahibi olan iş insanı Van Ticaret Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş sahipsiz mikrofonda bugün konuğumuz olacak. Benzeri konulara değinecek, önemli açıklamalar yapacak sevgili izleyiciler. Kaçırmamanızı öneriyorum. Van'da siyasi parti temsilcilerinin esnaf ve vatandaş ziyaretleri devam ediyor. Demokrasi ve Atılım Partisi Van İl Başkanlığı, İl Başkanı Semra Odabaşı yönetiminde Erciş ilçesinde ilçe teşkilatı ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Erciş ilçesinde önce ilçe başkanlığını ziyaret eden teşkilat üyeleri sonrasında sokağa çıkarak vatandaşlarla buluştu. Yani şu anda insanlar geçinemiyor. Van'da siyasi parti temsilcilerinin esnaf ve vatandaş ziyaretleri devam ediyor. Kaç kişilik aile? Demokrasi ve Atılım Partisi Van İl Başkanlığından bir heyet Erciş'te ziyaretlerde bulundu. Demokrasi ve Atılım Partisi Van İl Başkanlığı, İl Başkanı Semra Odabaşı yönetiminde Erciş ilçesinde ilçe teşkilatı ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Yani gerçek kriz var, yani şu anda insanlar geçinemiyor. Evet, iktidar partisi değiliz ama iktidar değilse inşallah. İnşallah. İktidarda ya ama da. Ama bizim verdiğimiz sözümüz var. Bakın bu benim de hassasiyet üzerine durduğum bir şeydir. Hani dilimizi kullanabilmek. Bak şu anda ben programımızda da saklamıyorum. Ben HDP kökenli bir insanım. Evet, biliyorum. Mesela burada adam geliyor, şurada Kürtçe konuşuyor, şurada sokakta konuşuyor. Mecliste mesela bir milletvekilimiz konuştuğu zaman hemen kanama cezası ve hatta bütün partiler Erciş ilçesinde önce ilçe başkanlığını ziyaret eden teşkilat üyeleri sonrasında sokağa çıkarak vatandaşlarla buluştu. Kaç kişilik aile? Devaya.
Parti yetkilileri vatandaş ve esnafın sıkıntılarını dinleyerek parti çalışmaları ve seçilmeleri halinde neler yapacakları konusunda bilgiler verdi. Sevgili izleyiciler, şimdi orta ve alt gelirli kesimleri siyasi partiler ya da siyasi partileri temsil ettiğini iddia edenler ya da ideolojik saplantıları olanlar insanları farklı boyutlarıyla duygularını sömürmeye, oyun oynamaya çalışıyor. Yani Türkiye'de işte iktidar gitsin de ülke yıkıldı mı gerisi tufan hesaplarını yapan insan sayısı çok fazla. Daha önceleri de söylemiştim. Partiler geçici, bu ülke kalıcıdır. Ve bu ülkenin ayakta durması için, Türkiye Devleti'nin ayakta durması için, huzurun, barışın, mutluluğun, kardeşliğin hakim olması için hepimiz üzerine düşen insani sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Elimizi taşın altına atmalıyız. İnsanlar sistemden, gidişattan rahatsız olabilirler. Haklı olarak herkes eleştirebilir. Ama şiddete bulaşmadan medeni yöntemlerle bir eleştiri ahlakı geliştirmek gerekiyor. Sadece sistemden rahatsız olduktan sonra devleti yıkmak için, yok etmek için çabalamanın bir anlamı yok. Dolayısıyla bizdeki mantık devlet yok olsun mantığı. Yani bu sistem sorunludur, bu sistemin düzelmesi lazım. İşte birçok problemler var, bunların giderilmesi gerekiyor fikri bizde yok. Bizde vur kır parçala bu maçı kazandan başka hiçbir slogan yok sevgili izleyiciler. Yani fikir lazım, düşünce lazım. Slogan atarak Türkiye ya da ülke yönetilmez. Bizlerin dikkat etmesi lazım. Niye bunları söyledim? Sıradaki haber konuyla ilgili sevgili izleyiciler. Orta ve alt gelirli kesimleri işte iktidardır AK Parti'den uzaklaştırmak için bu kez cüzdan operasyonu düzenleyenler sepet şeytanlıklarına girmeye başladılar. Gıda ürünlerinin yanı sıra hayat malzemelerinde de zam indirim tezgahına imza attığı ortaya çıktı sevgili seyirciler. Kur saldırıları ve seçim sürecinde devreye girerek zillet medyası ve muhalefetle işbirliği yapan etiket cambazlarının hijyen ürünlerinde de sepet şeytanlığı yaptığı ortaya çıktı. Orta ve alt gelirli kesimi AK Parti'den uzaklaştırmak için cüzdan operasyonu düzenleyen sepet şeytanlarının gıda ürünlerinin yanı sıra hayat malzemelerinde de zam indirim tezgahına imza attığı ortaya çıktı. Kur saldırıları ve seçim sürecinde devreye girerek zillet medyası ve muhalefetle işbirliği yapan etiket cambazlarının çamaşır suyu, deterjan, sabun, peçete, ıslak mendil, diş macunu, tuvalet kağıdı, çamaşır yumuşatıcısı gibi ürünlerinin fiyatlarında bir zam indirimi zikzakları yaparak fiyatları sürekli artırıyor, algısı oluşturduğu belirlendi. 2018-2021 verilerine göre hayat malzemelerinde gerçekleştirilen etiket oyunları şöyle kayıtlara geçti. Çamaşır suyu. 1 litrelik çamaşır suyu yerel seçim dönemi olan 2019'da sürekli zamlanmasına rağmen sene sonunda sessiz sedasız şekilde %2 indirimle 4.75'ten 4.15'e düştü. Kağıt peçete. Yüzlü peçete 2018 ve 2019'da yılbaşı sonu fiyatlarına bakılırsa 2.75'lik etiket fiyatıyla hiç zamlanmamış görünüyor. Ancak bu 2 yılda 6 zam, 6 indirimle 12 kez fiyatı değişti. Bulaşık makinesi deterjanı, 36 yıkamalık bulaşık makinesi tableti fiyatlandırılmasına tutulan mercekte ilginç veriler tespit ediliyor. Yılbaşı ve yıl sonu fiyatları 2018'de %9, 2019'da %0, 2020'de yine %9 artan deterjan bu 3 yılda defalarca etiket değiştirdi. Islak mendil, 90'lı ıslak havluya 3 yılda 5 zam, 3 indirim yapıldı. Şampuan ise 2020 yılını zam indirim, zam üçlemesiyle 14.9'dan açıp yine aynı fiyatla kapattı. Evet sevgili izleyiciler, bir hatırlatmada daha bulunayım istiyorum. Bugün, dün bir haber yapmıştık. Raftaki fiyatlarla kasadaki fiyatların birbiriyle uyuşmadığını, birçok markette skandalların yaşandığını sizlere hatırlatmış ve uyarılarda bulunmuştum. İnanın bugün yine aynı durumla karşılaştım. Ben yaklaşık 2 ayda onun üzerinde bu konularla karşılaştım. Bugün de yine bir markette, ismini vermeyeceğim ama ismini yetkililere anlatacağım.
Sadece bunun işte orada fiyata baktım. 35 liralık fiyatı kasada, yani raf fiyatı 35 lira, kasada 48 lira sevgili izleyiciler. Yani fişlere, rafla fiş arasında dikkat edin. Yoksa inanılmaz tuzaklar var ve sizi aldatıyorlar. Eğer dikkat etmezseniz, tabiri caizse Vanlıların, toplumun tabiriyle kazığı yiyorsunuz. Sevgili seyirciler, hakikaten fırsatçılık bir ahlaki probleme dönüştü. Yani ahlak erozyonu yaşıyor bu toplum. Bilerek yapıldığını düşünüyorum. Yani onlar işte sisteme düşmedi, farkında değiliz, işte düzenleme yapılmadı, unutuldu. Bunların hepsi hikaye ve hepsi yalan. Bu nedenle herkesi uyarıyorum, tekrar tekrar uyarıyorum. Lütfen ama lütfen. Bu marketi de, yetkilisini de arayıp uyaracağım. Bugün zaman bulamadım. Kendisini bir ara arayıp kendisi de bu konuyu hatırlatacağım. İnşallah konuyla ilgili bir düzenleme, kendilerini dürüstçe düzeltirler. Şimdi Van Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir haberi ekranlara getireceğiz. Büyükşehir Belediyesi mahallelerde yaşanan sorunları mahalle muhtarları ile birlikte çözmeye devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı içerisinde 693 mahalle muhtarının taleplerini dinleyerek verilen 2940 dilekçeyi de çözüme kavuşturdu. Van Büyükşehir Belediyesi mahallelerde yaşanan sorunları mahalle muhtarları ile birlikte çözmeye devam ediyor. Mahallelerde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini birinci ağızdan dinleyen Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı 16 personel ile mahalle muhtarlarının günlük taleplerini çözüme kavuşturuyor. Vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi sürekli muhtarlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2021 yılı içinde 13 ilçenin muhtarları ile bir araya geldi. Van Büyükşehir Belediyesi 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla 13 ilçenin mahalle muhtarlarını bir araya getirdi. İskele Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen programa katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 693 muhtarın gününü kutladı. Vali Bilmez programda muhtarlarla bir bir ilgilendi. Hizmetlerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Van Büyükşehir Belediyesi yeni bir çalışmaya da imza atarak muhtarlar için veri ve dilekçe odasını hayata geçirdi. Van Büyükşehir Belediyesi yüzlerce muhtarın sorun ve sıkıntısını çözüme kavuşturdu. 106 merkez ve 587 kırsal mahalle muhtarları ile ilgilenen Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 16 personelle muhtarlardan gelen 2940 iş emri ve talebi çözüme kavuşturdu. Sevgili seyirciler, Peynirciler Çarşısı esnafı kooperatifleşmeye gitme kararı aldı. Bu amaçla ilk toplantılarını da gerçekleştiren çarşı esnafı birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kooperatif çatısı altında toplanacak olan esnaf bu şekilde haksız rekabetin de önüne geçmeyi hedefliyor. Van Büyükşehir Belediyesi Tarihi Peynirciler Çarşısı esnafı kooperatifleşmeye gitme kararı aldı. Bu amaçla ilk toplantılarını gerçekleştiren çarşı esnafı birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kooperatif çatısı altında toplanacak olan esnaf bu şekilde haksız rekabetin de önüne geçmeyi hedefliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tarihi Peynirciler Çarşısı Başkanı Hasan Kayhan, amaçlarının atacakları bu adımla hem üreticinin, hem esnafın, hem de tüketicinin çıkarlarını korumak olduğunu söyledi. Yeni oluşumla beraber özellikle fiyat konusunda Van Otlu Peynirinde yaşanan haksız rekabetin önüne geçeceklerini sözlerine ekleyen Kayhan, tüm süt ürünleri başta olmak üzere Van Otlu Peynirinin fiyat konusunda güvence altına alacaklarını belirtti. Tarihi Van Peynirciler Çarşısı Başkanı Hasan Kayhan,
Süt ve süt ürünlerine %20 zam yapılması gerekirken fabrikalar bu zammı %50, %60'lar şeklinde uyguluyor. Tabii biz kooperatifleştikten sonra yapılması gereken fiyat artışının hakkı ne ise onu sağlayacağız. Şayet bizim dediğimiz olmazsa ürün satmayacağız. Kesin ve net kararımız bu yöndedir dedi. Kooperatifleşmeyle beraber süt ve süt ürünlerinin fiyatlarının kurum çatısı altında belirleyeceklerini ifade eden Kayhan, bu amaçla hem esnafın hem de vatandaşın mağduriyetini gidereceklerini söyledi. Kooperatifleşmeyle beraber ürün fiyatlarının da kurum çatısı altında belirlenen rakamla sabitleşeceğini dile getiren Kayhan, kooperatifleşme olursa alış fiyatı ile satış fiyatı belli olacak. Bu durumda peynir almak isteyen vatandaş, hangi dükkana giderse gitsin peynirin satış fiyatını bilecek, ona göre alacak. Şayet daha yüksek rakamlara satanı görürse bize de şikayet edebilecek. Biz gelen şikayetleri değerlendireceğiz. Gerekirse yaptırım uygulayacağız. Bu çalışmamızla aynı zamanda Van otlu peyniri koruma altına alıyoruz dedi. Van'da polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda hırsızlık malzemesi ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Operasyonda 3 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Van'da polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda hırsızlık malzemesi ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada il genelinde hırsızlık yapan şahıs ve şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü görevlerince yapılan operasyonda 1 adet monitör, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet elektrikli süpürge, 1 adet klavye, 1 adet CD çalar, 2 adet hoparlör, 1 adet kablosuz mouse, 1 adet kablolu mouse ele geçirildi. Çalıntı eşyaların sahiplerine teslim edilirken hırsızlık suçundan yakalanan 2 şüpheli şahıs ile suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan bir iş yeri sahibi olmak üzere toplam 3 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Van'da acil çağrıların tek numarada birleştiği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bir yılda 1.720.000 çağrıyı karşılarken bunların sadece %15'i gerçek çıktı. İçişleri Bakanlığı'nca Van'ın Merkez Edremit ilçesinde 2 Eylül 2020 tarihinde faaliyetlerine başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü açıldığı günden bu yana ise toplam 2 milyon 400 bin çağrıya karşılık verdi. Van'da acil çağrıların tek numarada birleştiği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bir yılda 1 milyon 720 bin çağrı karşılarken bunların sadece %15'i gerçek çıktı. İçişleri Bakanlığı'nca Van'ın Merkez Edremit ilçesinde 2 Eylül 2020 tarihinde faaliyetlerine başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, açıldığı günden bu yana ise toplam 2 milyon 400 bin çağrıya karşılık verdi. Müdürlük, faaliyet verdiği günden bu yana karşıladığı çağrı sayısıyla kente bir rekora imza attı. Nereden arıyorsunuz? Tamam, ben size sağlığa aktaracağım. Durumu izah edersiniz. 112 ambulansın yanı sıra 155 polis ihbar, 110 itfaiye, 156 jandarma, 117 orman yangını gibi acil çağrılarla karşılayan merkez, koronavirüs sürecinde de yoğun mesai harcadı. İlk zamanlarda merkeze düşen asılsız çağrı sayısı %98'lerdeyken, son dönemde bu çağrı sayısı %85'e düştü. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eylül 2020 yılında çağrı merkezimiz devreye alındı. Bugüne kadar bizim çağrı merkezimizde yaklaşık 2 milyon 400 bin çağrı aldık. 2021 yılında 1 milyon 700 20 bin çağrı aldık.
ilk başlarda çağrı merkezi devreye girince bizim gelen çağrıların ancak %8'i vakaya dönüyordu. Bugün geldiğimiz noktada artık gelen çağrılarımızın %15'i vakaya dönüşmekte, %85'i maalesef boş çağrı olmakta. Bu çağrı merkezinin zaten asıl amacı da ana karşılayıcılar boş çağrıları elemekte. Dolayısıyla sağlık ekibi, emniyet ekibi boş çağrılarla artık meşgul olmayacaklar. Ayrıca Vali Bilmez, ilimizde bu yıl sahil güvenlik komutanlığı kuruldu. Onların da botları Van Gölü üzerinde görev yapmaktadır. Onun da çağrı numarası 158. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bunu da devreye alacağız dedi. Van Valiliği 15 gün yapılacak gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarını yasakladı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada Van ili coğrafi sınırları içerisinde 15 Aralık tarihinden geçerli 29 Aralık tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süreyle kısıtlama getirildiği belirtildi. Van Valiliği 15 gün boyunca yapılacak gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarını yasakladı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu, değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek için 15 günlük yasak getirdiğini açıkladı. Açıklamanın devamında milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerle başkalarının hak ve özgürlüklerinin genel asayişin devamının teminiyle şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla Van ili coğrafi sınırları içerisinde 15 Aralık tarihinden geçerli 19 Aralık tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süreyle 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 2911 sayılı kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklanmıştır denildi. Açıklamada ilimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stand kurulması, imza kampanyası düzenlemesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin A ve C fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülkü idare amirinin iznine bağlanmıştır denildi. Türkiye İstatistik Kurumu Van Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van'da 2021 Kasım ayı itibariyle 802 konut satılarak el değiştirdi. Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %59 artarak 178.814 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Van Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van'da 2021 yılı Kasım ayı itibariyle 802 konut satılarak el değiştirdi. TÜİK Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Muş'ta 1398 konut, Bitlis'te 411, Hakkari'de ise 36 konut satış sonucu el değiştirdi. Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %59 artarak 178.814 oldu. Konut satışlarında İstanbul 31.706 konut satışı ile ve %17.7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17.117 konut satışı ile ve %9.6 pay ile Ankara 11.116 konut satışı ve %6.2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 36 konut ile Hakkari, 65 konut ile Ardahan ve 98 konut ile Bayburt oldu. Konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9.2 azalışla 1.265.353 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %61 artış göstererek 39.366 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %22 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %55.4 azalışla
249.270 oldu. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %52 artarak 55.706 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31.2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %11.1 azalışla 384.776 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları ise Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ise %62.4 artış göstererek 123.108 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %68.8 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %8.3 azalışla 880.577 olarak gerçekleşti. Kasım ayında İran vatandaşları Türkiye'den 1406 konut satın aldı. İran vatandaşlarının sırasıyla 1075 konut ile Irak, 836 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi. Yılın son günlerini yaşadığımız bu günlerde eğlence merkezleri başta olmak üzere çeşitli hediyelik eşya satışı yapan esnaf da yılbaşı için hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bu kapsamda günler öncesinden rezervasyon kabulüne başlayan Van'daki oteller de yeni yıla %100'lük doluluk oranıyla merhaba demeye hazırlanıyor. Yılın son günlerini yaşadığımız bu günlerde eğlence merkezleri başta olmak üzere çeşitli hediyelik eşya satışı yapan esnaf da yılbaşı için hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bu kapsamda günler öncesinden rezervasyon kabulüne başlayan Van'daki otellerde yeni yıla %100'lük doluluk oranıyla merhaba demeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, yılbaşı için hem acentalar hem de münferit olarak İranlı turistler rezervasyonlarını yapmaya başladılar. Yılbaşında büyük ihtimalle otellerin hepsi dolu olacaktır vurgusu yaptı. Tüm dünyada etkili olan Covid-19 pandemisinden dolayı uzun bir süre kapıları kapalı kalan oteller, tedbirlerin gevşetilmesiyle yeniden misafir kabulüne başlamıştı. Ancak esnafın beklediği oranda İranlı turistin Van'a gelmemesi sonucu durgun bir sezon geçirdiklerini ifade eden otel işletmecileri yeni yıla girerken İranlı turist yoğunluğunun olacağını söylüyor. İranlı turistlerin 2022 yılını Van'da merhaba demek için günler öncesinden rezervasyon yapmaya başladıklarını kaydetti. Yaşanan bu olumlu gelişme de başta otel işletmecileri ve turizmciler olmak üzere tüm esnafın yüzünü güldürecek. Yılbaşı programı için tüm otellerin doluluk oranının %100 olacağını söyleyen Yüksel, 2019 yılı Ramazan bayramını anımsatarak o dönemde İranlı turistlerin tahmin edilenden çok daha fazla Van'a geldiğini ve bu durumda da konaklamada belli sorunların yaşanmasına sebep olduğunu hatırlattı. Evet, yaklaşık 2 aydır kapı açıldıktan bu tarafa otellerin doluluk oranı konunun Van'daki seyahat acentelerinin açıklamalarını sizlere aktarıyorum. %100 dolu olduğu söyleniyor. Doluluk oranı otellerde %100. Bu muhteşem bir şey. Esnaf halinden memnun. Yani alışveriş yapıyorlar. Yani geçen de açıklama yaptık. Haberi de sizlere aktardık. Her gün 1000 İranlı Van sınır kapısından Van'a giriş yapıyor. Bu da muhteşem bir şey. Değerli izleyiciler, her şey çok güzel. Eksikler yok mu? Var. Yanlışlar yok mu? Var. Ama dünyada en kötü şey nankörlüktür. Yani öldük, bittik, yandık, kül olduk, hiçbir şey yok, işimiz yok, tıka basa. Bakınız, alışverişler her yerde, marketler tıka basa dolu. Alışveriş merkezleri dolu. Tamam mı? Yani gerçekten sıkıntılar, işte euro, kurda artış var. Bunun ceremesini çeken, acısını yaşayan insanlarımız yok mu? Var ve gerçekten iliklerine kadar yaşayan var. Çok acı çekenler var, muzdarip olanlar var, mağdur olanlar var. Ama birileri de algı oluşturuyor. Bakınız Van'da şehir merkezinde alışverişte inanılmaz heyecan da yaşanıyor. Tamam mı? Böyle heyecanlı, kalabalık bir Vanlıların tabiriyle çarşı merkezi var. Oteller dolu, lokantaların doluluk oranları çok üst düzeyde.
Konfeksiyonlar hakeze öyle. Fırsatçılık yok. Doğruya doğru deme ahlakı ve erdemini herkes kendinde görmeli. Herkes alışveriş yapıyor. Hiç kimsenin alışverişinden geri durmadığını görüyoruz sevgili seyirciler. Yani hiçbir şeyimiz kalmadı diyenler en çok alışveriş yapanlar durumuna geldi. Onun için net olmak lazım. Onun için böyle kaos ortamı oluşturanlarla birlikte olmamak lazım. Sıkıntılarımız var ama herkesin de keyfi yerinde, birçok insanın desem daha doğru keyfi yerinde. İnsanlar, mağdur olan insanlarımızın sayısı da var. İnşallah onlar da toparlayacaktır. Devlet bu konuyla ilgili politikalar geliştirerek mağdur olan vatandaşlara desteğini vermiştir geçmişte. Bugün de vereceğine inanıyorum. Evet, şimdi OneSpor'la ilgili bir haberimiz var sevgili seyirciler. Bu haberi dikkatinize sunuyorum. Son 10 haftadır inişli çıkışlı, istikrarsız, olumsuz bir grafik sergileyen OneSpor, ayağa kalkmak için bütün ayrıntıları denemeye çalışıyor. Yeni teknik direktör Turgay Karatekin geceli gündüzlü çalışarak takımın içinde bulunduğu durumdan uzaklaşması için büyük emek sarf ediyor. Turgay Karatekin bugün takımın içinde bulunduğu sorunların çözümü noktasında spor severlere bilgi vermek için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir çalım daha. Emrah Yer'de penaltı. 17 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak attığı 23 gole karşın kalesinde 24 gol gören, bir averaj ile 26 puan toplayan OneSpor'da kötü gidişata dur denilmezse, tehlike çanlarının çalınması çok uzak görünmüyor. Yapılan transferlerin sezon başından beri yetersiz olduğu ve bu takımda ligde kalmayı hedefliyoruz söylentileri yönetim tarafından sıkça dinlendirildi. Teknik heyet değişikliği ve bazı yöneticilerin istifası sonrası kadro yetersizliğinden kaynaklı kötü gidişe ikinci yarı yapılacak nokta transferlerle dur demek isteniyor. OneSpor Teknik Direktörü Turgay Karatekin birçok olumsuzlukla boğuşan bir takımın başına geldiğini bilinciyle hareket ediyor. Karatekin takımın bütün durumunun analiz ederek bir yol haritası belirleyeceklerini ifade etti. Hedeflerinin sezonun ilk yarısında kalan iki maçta da kazanmak olduğunu belirten Karatekin, ikinci yarıya dolu dizgin olacaklarını söyledi. OneSpor Şahabettin Özaslaner tesislerinde gazetecilerle açıklamalarda bulunan OneSpor Teknik Direktörü Turgay Karatekin, devre arası yapacakları yeni transferlerle OneSpor'u güçlendireceklerini belirtti. Ama ben takımımızın bizim idmanlarımıza ve düşüncemize cevap verdiğini görüyorum. Bu da bizim için olumlu bir gelişmedir. Bunun sonucunda da Hekimoğlu diyoruz. Hekimoğlu maçında da rakibin gerçekten güçlü bir rakip olduğu, iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğu ama onun karşısında OneSpor ezilmeden cesaretle öne çıkabilecek, pozisyonlar arayabilecek ve pozisyon vermeden maçı bitirmeyi hedefliyorduk. Tabii ki siz risk aldığınız zaman, öne çıktığınız zaman savunmada da zaman zaman riskler sizin aleyhinize gelişebilir. İşte yapmış olduğunuz bazı hatalardan gol de geliyorsunuz. Ama penaltıyı atmış olsaydık kesinlikle oradan ya bir beraberlik ya da onlar risk alacaklardı. Belki biz galibiyetle de dönecektik ama hesaplarımız tutmadı. Sonuçta biz bir maç kaybettik. Ama bunun sonucunda inşallah bundan sonraki süreçte biz bir maç kaybedip bundan sonraki maçlarımızı kazanacağız düşüncesindeyiz. Çünkü oyuncularımız artık keyifle, coşkuyla oynamaya başladılar. Karatekin, hedefimiz koşan, mücadele eden ve formanın hakkını veren futbolculardan teşekküllü bir takım oluşturmaktır ifadelerini kullandı. Karatekin göreve geldikten sonraki son 4 maçı değerlendirdi. Karatekin, tesislerde alınan kararlar, devre arası transferleri ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. OneSpor'da o kadar yanlış, geçmişte de yanlış transferler yapıldı ki bu yanlış transferlerde bizim canımız çok yandı, kulübümüzün canı çok yandı. Dolayısıyla şu anda izleyerek, görerek ve squad ekibimizin bize getirmiş olduğu rapora göre hareket edip transfer komitemizle, sportif direktörümüzle bir istişare ederek böyle transfer politikası yürütmemiz için biz yönetimimizle konuştuğumuz süreç içerisinde bunları dile getirerek bunu söyledik. Bu arada da tabii kulübümüzün içerisindeki disiplin, dolayısıyla giriş çıkışlarımız, antrenmandaki disiplin ve dışarıdaki disiplin, sosyal medya ilişkileri, bunlarda da sınırlama getiriyoruz.
Tabii ki önemli oyuncular, önemli Vanspor'u benimseyen, Vanspor'a çok katkı sunan oyuncuları almayı düşünüyoruz. Van'ın Edremit ilçesi Engelsiz Yaşam Merkezi davranışlarıyla örnek olmaya devam ediyor. Engelsiz Yaşam Merkezi'nin adeta bir maskotu haline gelen Cesur adındaki köpek yöneticiler ve personel tarafından adeta el üstünde tutuluyor. Engelsiz Yaşam Merkezi engelli köpeğe sahip çıktı. Engelsiz Yaşam Merkezi engelli köpeğe sahip çıktı. Van'ın Edremit ilçesi Engelsiz Yaşam Merkezi davranışıyla örnek olmaya devam ediyor. Van Gölü TV ekibine kapılarını açan Engelsiz Yaşam Merkezi, bütün canlıları sevgi ve merhametle kucaklayarak toplumda engel olarak görünen bütün davranışları yok etmeyi başarıyor. Engelsiz Yaşam Merkezi'nin adeta bir maskotu haline gelen Cesur adındaki köpek, yöneticiler ve personel tarafından adeta el üstünde tutuluyor. Geçirdiği bir trafik kazası sonucu sol ön ayağını kaybeden Cesur, tedavisinin ardından Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yaşamını sürdürüyor. Merkezde eğitim gören özel bireyler ve personelin kendi elleriyle besledikleri Cesur, hayatına memnun bir şekilde devam ediyor. Evet, Van'dan derlediğimiz kısa başlıklarla haber turumuz var. Birlikte izliyoruz. İlçelerde toplu taşıma kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesi Çelebibağ mahallesindeki 13 güzergahta çalıştırılmak üzere 10 yılına 30 adet halk otobüsü hattını kiralama ihalesi gerçekleştirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın toplantı salonunda açık teklif usulüyle gerçekleştirilen ihaleye şartları sağlayan 27 kişi katıldı. İhale komisyonu tarafından yapılan kontrollerin ardından dosyaları kabul edilen vatandaşlar her hat için ayrı ayrı teklif verdi. 30.000 TL muammen bedelle başlayan hatlar açık artırma usulüyle 31.000 TL'ye kiraya verildi. İhale sonucu 27 hat kiraya verilirken 3 hat için ise teklif veren olmadı. İhale, onay işlemlerinin ardından yeni otobüsler belirlenen güzergahlarda hizmet vermeye başlayacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Türkiye'de 21 oda borsanın mükemmeliyet merkezine dönüştürülmesi projesi kapsamında Van Ticaret ve Sanayi Odası mükemmeliyet merkezi seçildi. Van Ticaret ve Sanayi Odası hayata geçirdiği projeler ve başarılı çalışmalarla 365 oda ve borsa arasında öne çıkarak kurulacak 21 mükemmeliyet merkezinden biri olacak. Van'ın İpek Yolu ilçesinde araziye gizlenmiş çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi. Parmağında yüzük sıkışan bir vatandaş Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis birimine başvurdu. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen AFAD ekipleri tarafından yürütülen titiz bir çalışma sonucu vatandaşın parmağında sıkışan yüzük özel aletlerin yardımıyla kesilerek çıkarıldı. Van'da üniversite sınavına hazırlanan Masum Tekin, Davacı Kelimeler isimli ilk şiir kitabını çıkarttı. Ortaokuldan itibaren yazarlık hayali olduğunu anlatan Tekin, o yıllarda küçük çaplı şiirler yazarak bunları şiir sitelerinde yayınladığını söyledi. Daha sonra gazetelerde köşe yazarlığı yaptığını aktaran Tekin, Ritim Sanat Yayınları'nda basılan kitabı ile hayallerine ulaştığını vurguladı. Evet sevgili izleyiciler, bize ayrılan süreyi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saate karşınızda olmak umuduyla. Hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Tamam, tıklama yazacağım. Sevdim Van Gölü. Hadi eyvah eyvah.